360. sokak. Tamam efendim. Eyvallah. Alabiliyor musun? Dezenfekte ettiniz ki. Tek kullanım böyle. Yani takabilir. İyi. İşte sileceksiniz falan. Ben orada. Buradan binadan çıktıktan sonra, yani bakteden çıktıktan sonra evet. Camının yan tarafında. Tamam. Camının yan tarafında o. İlkentten sen sevgiler de dursun. İlkentte giden yol var. O bir tarafı var aşağı bir tarafı. Sabah sorunlar ya. Evet, Bey, hayırlı olsun ilk öncelikle. Kan bağış yapıyorsunuz. Sürekli bağışı mı yapıyorsunuz? Evet, genelde kan bağışı yapmaya gayret ediyorum. İşte 6 ayda bir, işte imkanımız olduğunca 6 ayda bir, en geç senede bir muhakkak veriyorum. Evet, malumunuz Ramazan ayına girdik. Bu dönemde de kan bağış oranları bir hayli düşüyor. Neler söylersiniz kan bağışını yapmak isteyen vatandaşlara bir çağrıda bulunur musunuz? Yani ben izlemiş olduğum haberlerde kan bağışının çok düştüğünü duymuştum. Yani ben vatandaşlarımızın muhtemelen hastanelere gitmekten korktuğunu düşünüyorum ama yani bu durumda biraz empati yapmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü bir gün o kan bizlere de lazım olabilir. Kan vermenin hiçbir sağlık problemi yaratacağını düşünmüyorum. Onun için kendimize de lazım olabilir, ihtiyacı olanları düşünmek lazım. Onun için devamlı kan bağış vermekte hiçbir sakınca yok. Herkese tavsiye etmiyorum, herkesin görevidir. Herkes görevini bence yerine getirmeli. Teşekkürler. Sağ olun. Geçmiş olsun. Yok, güzeldi. Güzel. Ben de şimdi. Arif, tamam. Sana ne verdiyse. Yok, özel söyledim ben Uğur abi. Ha, sıkıntı yok. Volkan. Hazır mısın? Evet. Evet. Hoş geldiniz. Kan veriyorsunuz. Sürekli veriyor musunuz, bağışçı mısınız? Yani son zamanlarda verme imkanı olmadı ama fırsat buldukça kan vermeye çalışıyorum. Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Yani kan bağışı oranında da ciddi bir düşüş olduğu söyleniyor. Bu konuda neler söylersiniz? Çağrınız var mıdır sizlere? Yani tüm insanlık olarak aslında milletçe de geçmiş olduğumuz bu zor dönemde tabii ki kan bağışında bulunmak şu anda ayrı bir önem taşıyor. Bunu da kabul etmek lazım. Yani bunu da şu zor dönemden geçerken bunu da unutmamamız gerektiğini düşünüyorum. Şu anda daha çok kan verme imkanımız varsa daha çok buna dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Teşekkürler, çok sağ olun. Kolay gelsin. Sene dolmadı daha. Sene dolup dolmaması önemli. Önemli mi? Sene dolmadı mı? Hastanelere ihtiyaçlar çerçevesinde göndermekte. İçinde yaşamış olduğumuz COVID-19 sürecinden dolayı vatandaşlarımızın dışarı çıkamaması, bir takım endişelere kapılması sebebiyle kan bağışlarında ciddi manada bir düşüş oldu. COVID sürecine stoklu girdiğimiz için şimdiye kadar durumu idare ettik. Fakat artık şartlar kritik evreye doğru
gidiyor. Biz de bu manada hem vatandaşlarımızdan hem de kurumlarımızdan kan kampanyasına, kan bağışlarına destek olmaları için taleplerde bulunduk. Diyanet İşleri Başkanlığımızdan başkanlığımıza yapmış olduğumuz talep neticesinde değerli başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş Bey kendisi yapmış olduğu basın açıklamasında bütün teşkilatını kan bağışına davet etti. Bugün de burada Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Burhan Bey, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Bey kendileri teşkilatı teşvik etmek için kan bağışında bulunacaklar. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı'na başta başkanımız olmak üzere bütün personeline çok çok teşekkür ediyoruz. Vermiş oldukları bu katkıdan dolayı ve halkımızı da kan bağışına davet ediyoruz. Kan bağışı yapan kişilerin herhangi bir şekilde riski yok. Biz zaten gerekli tedbirleri alıyoruz. Bu tedbirler çerçevesinde kendilerini de koruyoruz, kendimizi de koruyoruz. O yüzden vatandaşlarımızı da kan bağışı kampanyalarımıza destek olmaya davet ediyoruz. Hocam buyurunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hak Teala Hazretlerine sonsuz hamd senalar olsun. Ramazan-ı Şerif'e bir gün kala yine bir güzelliğe vesile olmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığımızın yerleşkesinde Diyanet Vakfımızdan arkadaşlarımız ve birlikte kan bağış kampanyası yaptığımız pek çok hayırlı ve güzel işte birlikte ortaklık yaptığımız Kızılay'ımızla birlikte yine Ramazan arefesinde bir güzelliğe vesile kılıyor bizi. Rabbimize hamd ediyoruz. Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinden hayırla, huzurla bütün millet olarak, dünyamız olarak sıhhat, afiyet içerisinde Ramazan-ı Şerif'e ulaşmayı, Ramazan-ı Şerif'te manevi kazançlarımızla birlikte yaşamış olduğumuz sıkıntılarımızdan bizleri, ülkemizi, ailemizi, insanlığı kurtarmasını niyaz ediyoruz. Kıymetli arkadaşlar, Sayın Genel Müdürümüz biraz önce ifade ettiler. Yıllardır Kızılay'la özellikle kan bağışı konusunda gerek merkez teşkilatımız, gerek Taşlı'daki müftülüklerimiz çok güzel beraberlik örnekleri sergiliyorlar. Bu çerçevede yine Diyanet İşleri Başkanlığımız, Sayın Başkanımızın talimatıyla bütün il ve ilçe müftülüklerimize Ramazan ayı boyunca da daralan kan stoklarında rahatlama sağlamak üzere, ihtiyacı olanların ihtiyacına koşmak üzere arkadaşlarımızın seferber olmasını talimatlandırdık. İnşallah göreceksiniz Ramazan ayı boyunca bütün ülke genelinde arkadaşlarımız, çalışan arkadaşlarımız, hocalarımız bulundukları yerlerde tıpkı vefa gruplarında insanımızın ihtiyacını görmek üzere bazen sofrasında aş, bazen alamadığı ilacı alıp da koşturdukları gibi, bazen tarlasını kazdıkları, bazen meyvelerini ya da meyve ağaçlarını ilaçladıkları, aşıladıkları örneklerinde olduğu gibi inşallah yine Kızılay'ımızla birlikte çok güzel kampanya yürütecekler. İnşallah bu Sayın Genel Müdürümüzün bahsetmiş olduğu azalmanın Ramazan'la beraber, bereket ayıyla, hayırlaşma ayıyla beraber yeniden kan stoklarının ihtiyacı karşılar hale geldiğini göreceğiz inşallah. Çok nezih ve steril bir ortamda kan bağış kampanyasını yürütüyor arkadaşlarımız. Onlara teşekkür ediyoruz. Diyanet Vakfımızın gönüllülerine ve çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinden sıhhat, afiyet vermesini hep beraber dayanışarak, paylaşarak, güçlenmiş olarak bu günlerden çıkmayı nasip etmesini niyaz ediyor. Şimdiden hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Thank you.
Hayırlı olsun. Biz geçmiş olsun. Genel bir sayıda olsun. Tamam, yeter. Burnumuzu kapatacak şekilde kaldırırsak. Özgür. Genç de oturup mesafe koruyoruz ya şimdi. Çapraz oturuyoruz. Bir saniye. Şunu böyle. Tamam, doğru doğru. İşte arabayı. Arabayı. Alo. Tamam var bizim. Çok güzel. İstanbul'da bir de çıkıyordu. Tabi o antikordan sonra onun ne kadar olduğunu da ölçebilmemiz lazım. Zincir testi var. Savaşlar var yani. Thank you.